kodumun çocuğu. Yürü lan. Küfür etme lan arabacı. Seni gelirim Yeniköy'den alırım bak ha. Sen kimsin lan arabacı küfür ediyorsun? Terbiye isterim. Sen kimin anasına küfür ediyorsun lan? Ha, beni Yeniköy'den alacakmış. Anasından doğdu mu? Beni Yeniköy'den alacak adam. Benden özür dileyeceksin. Bak sana bu mesajı veriyorum sadece. Başın sıkıştığı zaman kimlerin kapısına gelip abi etrafımda şöyle şeyler dönüyor bana yardımcı ol dediğin kim varsa ben onların yeğeniyim. Terbiyesiz Murat Avcı. Bu ismi yazdım ben. Hadi bakalım benim anamdan özür dileme. Bakalım bu sarı yer bize dar geliyor mu gelmiyor mu? Türk merhaba, televizyonlarında kendine bir yer bulamayan Mehmet Ali Erbil TikTok'ta yayınlar yapmaya TikTok başladı. Ailesine katıldım. TikTok. Yürüdüğüm yolları baba yorgun. Hayalde yaşadığı kedik vurgun. Hayır kızım ya. Bu şarkı Mehmet Ali Erbil TikTok videolarıyla ünlenen Ece Taylan ismiyle bilinen Ece Ronay'ın klibinde oynamıştı. TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Ay, 7 bin lira çekiliyor. Para kazansın. Benim yanımda olsun. Mutlu olsun. Klipte 5 saniye görünmüyor. Ben ne bileyim benim başıma bu tufanları getirecek. Ve ilk günden son güne kadar bütün mesajlarını paylaştım. Ona gayet edepli ve saygılı bir şekilde demişim ki Mehmet Ali Bey böyle şeyler söz konusu bile olamaz demişim. Şimdi neye uğradım şaşırdım. Bana yazmış ki TikTok'ta memelerini gösteriyorsun, bana mı göstermiyorsun? Beni tehdit ediyor. Bana yazmış TikTok videolarını Instagram'ımda yayınlarım. Çok gizli sanıyor herhalde. TikTok'u ona özel sanıyor. Sadece onun gördüğünü falan sanıyor herhalde. Mehmet Ali Erbil konunun yanlış anlaşıldığını açıklamak için Ece Ronay'ın nişanlısı ile bir araya geldi. İyi akşamlar. Mehmet kardeşin Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Bırak Mehmet olduğunu. Mehmet İmol olayları kapatalım diye üstünü örtelim artık. Çünkü gerçekten çok rahatsız oldu. Hem kamuoyu hem biz hem o taraf bu taraf. O da beni kırmadı. Davetime icabet etti ve geldi evimde yemeğini yedi. Teşekkür ederim abi sağ olsun. Sen de bizi çok güzel ağırladın. İrem ailenle evet. Mi yaşıyorsun? Ailenle evet, mi? Evet ailemle yaşıyorum. Yayın arkadaşlar ya. Instagram'dan beni takip et İrem. Mehmet Ali abi yavaş yavaş hızı düşür biraz. Yok ya İrem Instagram adresini hemen yaz ben takip edeceğim seni. Tamam Mehmet Ali abi dur bir dakika hızı düşür filtre var filtre. Oğlum normalde yürüyemiyorum bari DM'den yürüyeyim. Şimdi gelelim Mehmet Ali Erbil'in TikTok'ta ne yaptığını. Evet Mehmet Ali Erbil TikTok'tan canlı yayınlar yapıyor. Hani böyle bir grupta olmaktan onur duyuyorum. TikTok'ta canlı yayın yapanlara izleyiciler genelde hediyeler gönderiyor. Bu hediyeler paraya çevrilip canlı yayın yapan kişilere TikTok tarafından her ay ödeniyor. Araba gelsin istiyorum. Bak işte Susurluk ayranı. Gece geliyorum senin ayranını içmeye. Benim ayranımı iç. Benden ayrılamazsın ayranımı içersen. Benim ayranımı içen benim yanımdan ayrılamaz. Onur senin gibi birinci olamıyoruz ama bak altıncı olduk. Üçüncü. Mehmet Ali Bey ne olur beni bekleyin gece tamam mı? Onur şu anda üçüncüyüz. Fenerbahçe'nin maçı var tabii bekleyeceğim. Ay bugün Fenerbahçe'nin maçı yok. Bugün Beşiktaş'ın maçı var. Evet ay Onur bir tane Ferrari yolla da. Mehmet Ali Erbil TikTok'un canlı yayınlardan en çok para kazanan fenomeni Onur Sermik'le işbirliği yaptı. Ama önce Ferrari'ni yolla arabanla gel. Arabanla gel. O kadar para kazanıyorsun. Arabanla gel. Sizi seviyorum, öpüyorum. Onur yolla da gel. O yollasın öyle gelsin. O geliyor işareti demek olacak. O geliyorum işareti olacak. Mehmet Ali Erbil TikTok'un sistemine çok hızlı adapte oldu ve diğer yayıncılar gibi hediye istemekten çekinmez hale geldi. Bir anda abone sayısı 189 bine çıkan Mehmet Ali Erbil'e de diğer yayıncılar gibi hediyeler geliyor. Ya hala araba yollamadı bana var ya. Bu kadar cimri mi lan? Estağfurullah cimri değil ama atarsa... Mehmet Ali Erbil yayın yaparken hiç beklenmedik bir olay oldu. Onur ya ara sen ya kapat da ara. Onur var ya davalık olduğu Ece Ronay sosyal medya hesabından yorum yaparak yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye dedi. Yapma kız. Sen bir şeyini topla da ağzını. Afet. Sakın. Burada bak o kadar kişi izliyor. Sakın. Ağzını bozayım sizin. TikTok'ta olay olur bu. Ben ağzım topladım da sen yıllarca nereni topladın? Ben ağzım topladım. Sen yıllarca nereni topladın? Allah'ın cezası. Sen yıllarca nereni topladın? Sen yıllarca bir yere toplasaydın. Hep tam orada. Kızım beni halk 50 yıldır bağrına basmış.
Seni kim bağrına bastı? Her şeyi ortaya aldım. Her şeyin ortaya salmışsın. Beni ağzımıza vereyim. Seni kim bağrına bastı? Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayınlar açıyor ve birilerini canlı yayına alarak fütursuzca yayınlar yapıyordu. Hadi bakalım. Terbiyesiz. Geçtiğimiz hafta engelli bir vatandaşı yayınından kovması ise bardağı taşıran son damla oldu ve inanılmaz tepki topladı. Hadi, 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 hadi Sedacığım yürü lütfen ya. TikTok, her ne kadar topluluk kurallarına uyduğunu söylese de Mehmet Ali Erbil'e toleranslı yaklaşıyordu. Birazdan benim kayısımı yiyecek, ona ikram edeceğim kayısımı. Mehmet Ali Bey'in kayısısını gördüm. Çok güzel arkadaşlar. TikTok'ta yayın yaptığım herkese tavsiye ediyorum. Mehmet Ali Erbil, müthiş bir enerjiyle canlı yayınlar yapmaya devam ederken, zaman zaman TikToker'larla tartıştığı da oluyordu. Yapma kız. Sen bir şeyini topla da ağzını. Afet, sakın. Burada bak o kadar kişi izliyor. Sakın. Ağzını bozmayayım senin. TikTok'ta olamıyor bu. Kodumunun çocuğu. Yürü lan. Küfür etme lan arabacı. Seni gelirim Yeniköy'den alırım bak ha. Sen kimsin lan arabacı küfür ediyorsun? Terbiyesiz herif. Sen kimin anasına küfür ediyorsun lan? Ancak bu defa kavga büyüdü ve canlı yayında küfürleşmeye kadar gitti. Kodumun çocuğu yürü lan. Küfür etme lan arabacı. Seni gelirim Yeniköy'den alırım bak ha. Sen kimsin lan arabacı küfür ediyorsun? Terbiyesiz herif. Sen kimin anasına küfür ediyorsun lan? Ha, beni Yeniköy'den alacakmış. Anasından doğdu mu? Beni Yeniköy'den alacak adam. Terbiyesiz Murat Avcı. Bu ismi yazdım ben. Hadi bakalım. Terbiyesiz. Dur bir daha alayım. Murat Avcı bir daha gelsene. Murat Avcı bir daha gelsene lan. Murat Avcı. Terbiyesiz. Sen kimsin lan? Bakalım bu salyer bize dar geliyor mu gelmiyor mu? Herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 2 Eylül'de Kahramanmaraş'ta yaşayan Seda isimli engelli kardeşimiz benim canlı yayınıma denk geldi. Ve kardeşimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Benden 2 hafta sonra bu kardeşimiz Mehmet Ali Erbil'in canlı yayınına denk geldi. Ve Mehmet Ali Erbil sırf engelli olduğu için ve konuşamadığı için bu kızı tersleyerek canlı yayından attı. Daha sonra ben videoları paylaştım. Mehmet Ali Erbil'e tepki gösterdim. Sırf tepki gösterdiğim için dün akşam Mehmet Ali Bey benim yayınıma denk geldi ve bana ana bacı küfür etti. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bana ettiği küfürlerin hesabını verecek. Sonrasında şunu eklemek istiyorum. Kendisi de bir kız babası ama kendisinden 40 yaş küçük kızlara senin kayısını yerim şeklinde bel altı espriler yapıyor. Engelli kardeşlerimizi tersleyerek canlı yayınlardan kovuyor. Bu adama destek verenleri, bu adama yaptığı terbiyesizliklerden dolayı sessiz kalanları, bu adamın yanında olan herkesi şiddetle kınıyorum.